şampiyonluk dönemini hatırlatıyor yani. Yani evet, bayağı baktığımız zaman da biz, çünkü ben şu an 27 yaşındayım şahsen. Hani o dönemde biz çocuktuk. Yani o dönem beri hala da dün gibi aklımda yani açıkçası. O zaman dünden bugüne Bursa Spor'u yorumlasanız? Yani şimdi ben de bir futbolcu, yani eskiden futbol oynayan bir kişi olaraktan bahsettim. Yani bahsedersem şöyle söyleyeyim. Yani çok şey değişti öncelikle. Yani genç çocuklarım, yani genç arkadaşlar olsun, genç futbolcular olsun, bunlara çok fazla bir değer verilmediğini görmeye başladık artık. Yani birazcık da değer görenler varsa da malum, yani hani paradan ziyade de daha iyi bir kulüpleri tercih ederek de daha farklı kulüpleri yönelmeye çalıştılar. Yani bu da ne oluyor? Altyapıdaki, hani nasıl diyeyim, altyapıya karşı verilen değer ortaya çıkıyor. Açıkçası yani hani değer görülmediğinden dolayı da yani eskisi gibi futbolcu yetiştirilmiyor. Bundan birkaç yıl öncesinde hani futbolcu fabrikası iken Bursaspor, şimdi artık öyle bir hani izlenim yok artık maalesef. Peki Bursaspor sizce eski gücünü tekrardan kazanabilir mi? Yani yöneticilere bağlı ve taraftara bağlı diyemem, çünkü taraftar her zaman hani arkasındaydı. İyi gün, yani iyi günde de kötü günde de yani her zaman arkasındaydı. Ama yani yönetim ve öncelikle yöneticilere bağlı bu durum. Yani inşallah eskisi gibi Süper Lig'de görürüz. İnşallah da Avrupa kupalarında hani güzel bir şekilde baş eden bir kulüp, dişli bir kulüp hani olduğunu görürüz. Çok mutlu olan bir anımız hanımefendi. Şampiyonluk yaşadık. Neşe yaşadık. Şu anda 6 Mayıs'ta bugün ne olacak? Maçımıza bakacağız. Son ayda zannedersen maçımız var. Evet, kritik maç bizim için. En azından alacağız. İnşallah birlikte kalacağız. Peki Bursa Spor'u neden bugüne değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Valla çok kötü durumdayız hanımefendi. Yani yerlerde sürünüyoruz. Aslında şu an toparlanma evresinde... Hanımefendi sahip çıkılmıyor. Bu sporda sahip çıkılmıyor. Bursa iş adamlarının sahip çıkması lazım. En azından düzeye çıkmamız lazım. Buradan da bunu belirtelim. Aynen, aynen. Lütfen yani iş adamlarına bunu söyleyelim. El ele olup en azından bu takımı çıkaralım yani üstlüklere. 16 Mayıs 2010 bana çok şey hatırlatıyor. Oğlumun doğduğu gün, Şubat ayında doğdu. Mayıs ayında şampiyon olduk. Oğlumla şehir turu attık. Yani o duyguyu hani anlatmak tarifleri sınmaz. Yani biz de bir doğma gibi Bursa'lı olduğumuz için, Bursa'lı olduğumuz için. Hatta benim oğlum da zaten Bursa'lı oynuyor. Hani bizim için konuşulacak bir şey yok ya. Hatta sabah videosunu izledim. Tüylerim diken diken oldu. Çok mutlu oldum. Keşke o günlere tekrardan gelebilsek. Şu anda tabii ki durumumuz çok iyi değil ama inşallah ileriki zamanlarda tekrar eski Bursa'ya kavuşacağız. Evet, şampiyonumuz vardı. Masam 13 yıl geçti. Kötü bir dönem geçirdik, süreç geçirdik. Ama şu an Bursaspor'u değerlendirecek olursak, bugün de kritik bir maçımız var. Kazanırsak eğer ligde kalmayı garantileceğiz. Evet, kazanırsak bugün kritik bir maç. Şöyle söyleyeyim, yani biz tahminim ligde kalırız diye düşünürüz ama bazen basiretlikler bizi buluyor. Ama inşallah o günleri görmeyiz tekrardan. Bugün kazanıp önümüzdeki sene için neler yapabiliriz? Hem şehir adına hem Bursaspor adına. Çünkü dediğim gibi az önce tekrar söyledim, biz Bursalıyız, Bursasporluyuz. O yüzden elimizden ne geliyorsa Bursaspor'u en iyi yerlere getirmek için yapacağız inşallah. Aslında beyefendi bugünün anlam ve önemini biliyordur ama biz yine de soralım. 16 Mayıs 2010 sizler için neyi ifade ediyor? Şampiyonluğu ifade ediyor. İbrahim Yazıcı'yı ifade ediyor. Neler söylemek istersiniz? İşte geldiğimiz durum ortada ve Bursa sanayi şehri, bunu da söylüyorum. Sanayi şehrinde Bursaspor'un bu durumda olması bence çok enteresan yani. Gerçekten sahipsiz bir takımız. İbrahim Yazıcı'nın bir sözü var, onu söyleyeyim. Diyor ki, Bursa Spor, Bursa'nın göz bebeğidir diyor. Ve daima zirvede olmalıdır diyor. Ama bugün gördüğün, görüyorsun, ne halde yani. Gerçekten diyorum, çocuğum da aslında Bursa Spor. 16 Mayıs, Bursa Spor'un şampiyonluğu olabilir mi? Evet, tam 13 yıl geçti. Evet. Dünden bugüne Bursa Spor'u değerlendirmenizi istesem, neler söylemek istersiniz? Vallahi şu an bitik durumda. Zordayız. Yaklaşık 2 sezondur maçlarına gitmiyoruz. Tepki gösteriyoruz. Bursaspor bizi bu aralar çok üzüyor. Hak etmediği bir yerde. Dileriz ki en yakın zamanda tekrar hak ettiği noktaya gelir. Bugün hatta Sivasspor'la bir maçı var. Kritik maç bizim için. İnşallah sıkıntı olmaz. Kazasız belasız bir şekilde atlatır. Hak ettiği en güzel yere tekrar 1. Lig'e, Süper Lig'e geri döner diye umut ediyorum. Size bir soru soracağım. 16 Mayıs 2010 sizler için ne ifade ediyor ya da ne yansıtıyor? 16 Mayıs 2010 buna hiçbir şey anımsatmaz da bize tarihi bir gece anımsatıyor. Bursaspor'un şampiyonluğu. Tam aradan 13 yıl geçti. Dünden bugüne Bursaspor'u değerlendirmediniz mi? Değerlendirecek bir şey kalmadı ya. Çok. Dünden bugüne değerlendirecek olsun Bursaspor'u. Bursaspor Galatasaray taraftarı olarak. Aslında
Yani Bursalı olduğum için Bursa Spor'u da severim tabii. Ama Bursa Spor çok güzel yönetilmedi şimdiye kadar. Yani Bursa aslında liderliğe, zirveye oynaması gereken bir takım ama maalesef eski yönetimler, hatalı transferler, hatalı yönetimler Bursa Spor'u bu hale getirdi maalesef. Bu da tabii beni üzüyor yani. Şu an önümüzde iki kritik maç var. Temenni ederim kazanır. Temenni ederim kazanır. Eski günlerine döner inşallah Bursa Spor. 16 Mayıs 2010 sizler için ne ifade ediyor? Bursa Spor'un şampiyonluğu mu? Evet. Tamam. Ama artık hayal oldu. O zaman dünden bugüne bir Bursa Spor'u yorumlamanızı istesem. Eskiden daha güzeldi. Tabii ki daha güzeldi. Şu an ligden düştük malum. Kötü bir süreçteyiz. Yapacak bir şey yok. İnşallah. O da dolacak. O da olacak. Biraz sabır. Evet. Kravattan da anlaşılacağı üzere sanırım bir Bursa Spor taraftarı yakaladık. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Bizlerleyiz. Bugün daha doğrusu 16 Mayıs 2010 sizler için ne ifade ediyor? Neyi anlatıyor? Şampiyonluğu hatırlatıyor. Şimdi inşallah 3. ligde şampiyon olacağız. Tekrar yavaş yavaş çıkacağız inşallah. Peki saati nasıl değerlendiriyorsunuz şu an? Çok ışık göremiyoruz şu an ya. Biraz toparlanma var ama yine de nasıl diyeyim, taraftarın da kırgınlığı oldu artık. Takıma bir küsme var. Eski birlik beraberlik yok şu an. Kutlamalara gitmiş miydiniz? Gitmiştik tabii ki. Tabii ki. Sizce Bursa Spor tekrardan o şampiyonluğu görebilir mi? Valla önümüzdeki 10 yıl sanmıyorum da ondan sonra inşallah. Gönül ister ki seneye olsun ama şu an yani transfer tahtası açılana kadar zor. Zor. Ama yine de ne kadar küstük desek de bırakamıyoruz tabii. 16 Mayıs 2010 bizim yani şampiyon olduğumuz dönemi anımsatıyor. Ne anımsatabilir ki? Yani bir Bursalı en iyi bilmesi gereken konu bu zaten. Tam 13 yıl geçti. Evet. Dünden bugüne Bursa Spor'u bir yorumlamanızı istesem. Gidişatına. Ya bu sporumuz güzel bir jenerasyon yakaladı o zaman. Tabii elimizdeki futbolcuların kıymetini bilemedik. Maalesef sağa sola olmayacak fiyatlarla verdik o zamanlar. Daha sonra çok aradık ama şöyle söyleyeyim ben size. Bursa Spor gerçekten ciddi anlamda önümüzdeki 5 yılda güzel günlere gelecek. Biz sonuna kadar Bursa Sporluyuz. İyi günde, kötü günde. Deplasman hiçbir şeyini kaçırmıyoruz. Bursa Spor diyeyim. Şampiyonlar 16 mıydı ki abi? Evet 16 Mayıs. Tam 13 yıl geçti. 13 yıl olmuş ama 13 yıl takımın düştüğü hallere bakın artık. En sevinçli günlerimizi unutturdular yani bizi. Kötü günler geçiriyoruz yani şu anda.